Derya Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Evet, efendim, Burcu mobilya dekorasyon olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet en önemlisi, hizmet kalitesi, firmanın ayrıcalıkları olsun, bunların tamamından bahsedeceğiz. Evet. Fakat öncesinde izleyicilerimize kısaca sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Derya Özen kimdir, ne kadar zamandır sektördesiniz, biraz kendinizden söz eder misiniz? Derya Özen 1974 Çanakkale Çam doğumlu, Yenice Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirmiş, mobilya dekorasyon bölümünü bitirmiş biri. İşletmemizi 1999 yılında ilk faaliyete geçirdik, mobilya imalathanesi olarak. Daha sonra değişik sektörlerde mobilya haricinde ihracatı destekler yan ürünlerle imalatımıza devam ettik. Evet. Sade mobilya değil de mobilya sektörünün yan yan işleriyle alakalı bir takım iştiraklerimiz oldu. İhtiyaca binaen kereste işi. Daha sonra tekrar yine ihtiyaca binaen pelet üretim tesisleriyle devam ediyoruz. Evet. İşletmelerimizde şu an 25 personel çalışıyor. Ülke ekonomisine değişik sektörlerle hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi bu işin okulunu okudunuz. 96 yılında mobilya dekorasyon, endüstri meslek lisesi mezunu olarak ilk 99'da ticari hayatınıza başladınız. Daha sonrasında ticaret hayatınıza bir süre ara verdikten sonra Burcu Mobilya Dekorasyon ilk açıldı. Kaç yılında kuruldu Derya Bey? Burcu Mobilya Dekorasyonu biz ilk 2012 yılında kurduk. 2012 yılında kurdunuz. Evet. Daha sonrasında da Derya Özen Kereste ve Ambalaj Sanayi, sanayi kuruldu. Evet. Ve şu anda da ön planda olan da Kale Pelet. Üretimi yaparak da yeni gerçekten Türkiye ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacak bir hizmete de el atmış oldunuz. Peki efendim, kereste ve ambalaj olarak nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Biz kereste ve ambalaj sektöründe ihtiyaca cevaben o sektöre girmek durumunda kaldık. Şöyle ki farklı konseptlerde Türkiye'de artık her şey, her ürün ambalajda. Yani bugün çok basit da örneğin kot bile alsanız, bir kot pantolon bile alsanız bunun altına palet konuyor. Evet. Ambalaj sektörü çok büyüdü. İhtiyaca binaen biz de kendi işlerimizle yaptığımız işlerde bunu eksikliğini gördük. Bu işe girmeye karar verdik. Farklı ürünler yapıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz ürünler genelde büyük fabrikalara kasa, ambalaj vesaire ürünler yapıyoruz. %90'ı yurt dışına ihraç olan ürünler. İhracatta kaliteyi yakalamak çok zor. Belli bir kriterleri belli var. Belli kriterleri var ihracata ürün göndermenin. Özellikle Avrupa ülkeleri bu konuda çok titizler. Kaliteli üretim yapıp işimizi geliştirmek için sürekli yatırım yapıyoruz. Sürekli yatırım yapıyoruz. Kereste işine girdikten sonra şunu gördük. Bizim çıkan bir takım talaşımız vesaire ürünümüz var. Bunu katma değer yaratarak nasıl daha karlı hale getirebiliriz düşündük. Geçen sene Mart ayının bu sene Mart ayının sonunda pelet tesisi kurmaya karar verdik. İşte Mart'ın Nisan'ın başları gibi pelet yatırımımızı yaptık. Talaştan %100 doğal çam ve karaçam talaşından sıfır karbon atıklı yakacak üreterek hem çevreci hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir ürün yaptık. Şu an imalatımız devam ediyor. Tesisimiz saatte 1 ton. İnşallah önümüzdeki sene iş yerimiz iyi olursa tesis kapasitesini arttırıp peleti biraz daha
ön plana çıkartarak yani koşan tesisimiz olsun istiyoruz. Evet. Tabii bununla alakalı ciddi yatırım maliyetleri var. Daha da büyük yatırım yapmamız gerekiyor tekrar. Evet. İnşallah önümüzdeki sene pandemi geçerse biraz daha inşallah hareketlenecek diye umuyoruz. Evet. İnşallah iyi olur. Evet. Yani mobilya dekorasyonla başladığınız bu mesleğinizi evet. kereste ve ambalajla evet. birleştirdiğiniz evet. entegre bir evet. sektör evet. olarak evet. Evet. orada da kale seramiğinde çok hassas üretimi yapılan aslında ürünler için burada bir kasa, ambalaj evet, üretimi evet, burada yapıyorsunuz. Evet, gerçekten evet, orada da hassasiyetle evet, bir evet, hizmet evet, veriyorsunuz. Evet, evet. Ve buna entegre olarak da tabii ki çıkan talaşlardan da ülkeye bir katma değer sağlamak için evet. de geçen sene Mart ayının sonunda da bu pelet evet. üretimine girmiş oldunuz. Evet. Yani kendi aslında yapmış olduğunuz işlerden çıkan o talaşlarla da hem evet. ülke ekonomisine bir aynen. katkıda bulunmuş evet. hem de enerji sektörüne de böyle bir geçiş aynen. yapmış oldunuz. Aynen. Peki efendim aynen. bu pelet hakkında biraz daha izleyicilerimize özellikle de tüketicilerimize detaylı bilgi aktarabilir miyiz? Hani şu an herkesin birinci sırada kömür ve yakıt olarak evet. baktığımız zaman evet. katı yakıtta evet. kömür ve odun vardır. Peletin özelliği hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Pelet safi talaştan üretilen bir yakacak türü. Belli işlemlerden geçirilerek evet. Elde ediliyor. Karbon salınımı sıfır. Hı hı. Peletin kalorisi yüksek. Evet. Ölçtürdüğümüz değerlerde farklı birkaç defa farklı şey çıktı. 4600 ve 4800 kalori civarında bir kilo kalori sağlıyor. Evet. Zehirlenme tehlikesi hiç olmayan. Hı hı. Külü %1. Evet. %98'i bir de ürünün yanan. Evet. %1'i de azot çıkaran bir yakacak. Evet. Birçok Avrupa ülkesi son 8-10 yıldır artık karbon salınımı yüksek, kömür gibi hı hı. Yakacaklardan artık imtina ediyorlar, yakmak istemiyorlar. Çünkü çevre görüyorsunuz işte kesinlikle. Memleketimizde de çevre felaketlerine sebep olan olayların başında karbon salınımı yüksek ürünlerin yakılması geliyor. Evet. Avrupa ülkeleri biraz daha bizden bu konuda önde. Hı hı. Biraz daha hızlı hareket ediyorlar. Evet. Bugün Türkiye'deki pelet işletmelerine baktığımızda %80'i yurt dışına ihraç ediliyor. Ülkemizde yanmıyor. Evet. Yurt dışındaki firmalar vasıtası yurt dışına götürülerek yurt dışında kullanılıyor. Hı. Biz peletin Türkiye'de daha çok sık kullanılması için bir takım devlet kuruluşlarıyla görüşmeler halindeyiz. Peledin özendirilmesi, evet. teşvik edilmesi hem ülke ekonomisi açısından bir avantaj olacak. Hem bir de çevre açısından çoluğumuza, çocuğumuza daha temiz bir çevre bırakmak adına evet. daha güzel bir yakıt olduğunu düşünüyorum. %100 doğal. Ülkemizde tanınmıyor. Hı hı. Tanıtımla alakalı böyle çok da bir çalışma da yapılmıyor. Biz kendi bölgemizde biraz daha ürünü tanıtmak adına evet. Birkaç girişimimiz var. Hı hı. İnşallah ürünü tanıtabilirsek, insanlara ürünü anlatabilirsek ben ülkeye çok faydası olacağını düşünüyorum. Evet. Yani burada dediğiniz gibi birinci sırada çevreye, doğaya aynen öyle. Çok faydalı bir ürün. Onun dışında dediğiniz gibi birçok termik santrallerde hala katı aynen yakıt abi. Yani kömürden çok bahsediyoruz. Çok ciddi manada hava ve tabii. çevre kirliliğine tabii. ve evet. insan sağlığına olumsuz yönde etkileyecek evet. bir azot salınımı oluyor. Bizler teşekkür ediyoruz. Bizleri bu konuda evet. aydınlattığınız için, evet. tüketicilerimizi özellikle bu pelet konusunda evet. aydınlattığınız evet. için biz evet. sizlere teşekkür ediyoruz. Evet. Hizmetlerinizin ve başarılarınızda devamını diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek evet. üzere.